ABB kaybedilir net demiş. Bilmiyorum ABB gider mi? Ya işte bunlar tamam. Bunlar anca görüntü. Görüntü de güzel bir şey ama içerik de olacak abi. İçerik olmadıktan sonra işte böyle patlarsın. İçerik olmayınca patlarsın böyle abi. Diğer şehirlerde öyle değil mi? İstanbul gidici sanki demiş. En az 59-63 de olabilir. En az 69 abi. Ben en az 69 istiyorum. Cem Güner'i iki tarafta aynı abi. Al birini vur ötekine. CHP kazanması yüksek olan... Abi neden kazanamıyor onu da görüyorsunuz. Neden kazanamıyor onu da görüyorsunuz. Kendi işlerinde kavga edip duruyorlar. Yani dışarıdan tamam mı daha önceden AKP'li olan ama AKP'den memnun olmayan insanların gözünden bakın olaya. AKP'li ama işte diyor ki abi ekonomi de iyi değil. Yok işte sığınmacılar konusunda rahatsızız. Vesaire vesaire. Diğer tarafa bakıyor adamlar kendi işlerini kavga etmekten başka bir iş yapmadılar. Adamlar bütün seçim sürecini kendi işlerini kavga ederek geçirdiler. Dışarıdan bakıldığı zaman nasıl görülüyor bu olay yani? Kayra hariç. Ümit Özdağ seküler milliyetçi değil, İslam milliyetçi. Türk İslam'la büyüktür, Atatürk İslam kahramanıdır gibi sözleri var. Evet. İşte ama elimizdekilerin şu anda en iyisi o. Yani ne bileyim Oğuzhan Uğur falan siyasete atılmadığı sürece elimizde olan bu. Yapacak bir şey yok yani. Oğuzhan Uğurlar kursun artık bir parti ya. Adamlar o adamlar kazanmasını bilir. Aşama aşama da olsa kazanmasını bilirler. Tek seferde seçim kazanmayacak da olsalar yavaş yavaş. Ya da böyle bir partinin içine girip o partinin başına falan geçmek. Kayra caps yazma kardeşim. Çünkü sürekli insanlar bir şey diyor. Birisi böyle bağırmaya çalışıyor. Bu pazardaki bağıran insanlar gibi. O beni çok kıl ediyor. Fark etmişsinizdir değil mi abi onu? Bak herkes insan gibi bağırmadan satıyor tamam mı? Ne güzel bir hafta iki hafta böyle. Ondan sonra birisi bağırmaya başlıyor. Biri bağırmaya başlayınca diğerleri de geri kalmamak için bağırmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra bir bakmışsın bir noktada herkes bağırıyor. Çünkü bağırmayanın malı satılmıyor. Eşim ilk geldiğinde onu sormuştu. Niye herkes bağırıyor diye. Bir ara ne güzel kimse bağırmıyordu. Sonra başladılar abi. Bir kişi iki kişi bağırmaya. Bağırmayın amına koyayım ya. Sorsan işin raconu bu derler. Ama olay şey stres atmaya gelmişler ya adamlar. Yani bağırarak stres atıyorlar aslında. Tanju tehditle susturul diyorlar. Birçok kişi tehditle susturul. Yani o linçleri biz çok yaşadık arkadaşlar. Biz gördük, birebir gördük yani. Hani o kasetleri kim çıkarttı? O kasetleri kim çıkardı? O kasetleri ciddi ciddi karşı tarafın çıkardığını düşünüyor musunuz? Benim hakkımda bile kaç tane montaj şey yaptılar. Photoshop. Yani Photoshop değil de meme falan yaptılar işte. Şeriatçının üstüne benim suratımı koymuşlar. İşte benim sayemde şeriatçılar kazanacakmış falan. Bir HDP var diye. Şu PhD tayfanın anlamadığı, şu tayfanın abicim anlamadığı olay. Nereden onlar? Şu tayfanın anlamadığı olay abicim. Alt tarafı bir HDP diyorlar ya. Alt tarafı bir HDP değil. O HDP alt tarafı değil. Şu tayfa var ya abi, şu Bir tayfa. şey bekliyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ben söyleyeyim size. Ben böyle %52 falan da beklemiyorum. Ben böyle %59 reis ya aynen 59 reis. Bu tayfa niye bu videoyu sürekli gösteriyorum biliyor musunuz? Bu çok güzel şey oldu abi. Neden kaybediyoruz iki nokta üst üste? Kaybetmenin yüzü. Kaybetmenin yüzü abi. Neden kaybediyoruz iki nokta üst üste? Kazanmak için önce doğru veri sahibi olman lazım ya. Doğru veri sahibi olman lazım. İşte bunları anlatamadığımız laf o. Bana da işte meme yapmışlar ya, montaj yapmışlar. Anlatamadığımız laf o. Şey diyorlar, alt tarafı bir HDP ile beraber olmuş. Ulan tamamen o yüzden kaybetti zaten. CHP o yüzden kazanamıyor. CHP o yüzden kazanamıyor. Bana şey diyen bile oldu ya, işte şehit kanı bla 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 yazmışlar. Seneler önce yazmışlardı da aynı muhabbet işte. Tamamen o yüzden kaybediyorlar. Sırf o yüzden kaybediyorlar. Sadece o yüzden kaybediyorlar. Çünkü diğer taraf iktidar. Her şeyleri aslında dökülüyor tamam mı? Her şeyleri dökülüyor. Ama bir çıkıyorlar SİHA bilmem ne. SİHA'yı sanki adamlar yapmış gibi. O da çok komiktir abi. Askeri gelişmeler işte yok bilmem ne tank daha önce de yapmışlardı onu. SİHA'da önce de vardı bir önceki seçimde. İşte tanklarımız bilmem nelerimiz. Sanki adam şey yaptı tankı. Sanki AKP tank yaptı. Ama işte bak ama normal şartlar altında şunu demek istiyorsun ya. Lan iktidar başka olsa askeriye tank yapmayacak mıydı? SİHA yapmayacak mıydı demek istiyorsun ya ama bakıyorsun şimdi muhalefete. HDP ile bir aradalar. Yani diyemiyorsun açıkçası. Okan Tekin teşekkürler. Oylar THCP'ye demiş. Eyvallah. Şimşek. Mesela o Şimşek niye insanlar beğenmedi anlayamadı bile. Böyle baktı kaldı. Nasıl ya? Niye insanlar beğenmedi? Abi işte o şeyde Berlin'de konser vermeye benzemez. Oradaki insanlar farklı. Ya da Entel filmci ol git Cannes'da ödül üstüne ödüller. Burada ama satamazsın filmini. Burada insanlar dalga geçer filmle. Ya da Oscar'da Mustang filmiyle Oscar'a aday oldular. Burada biz götümüze güldük ama filme. Alıcını bileceksin abi. Alıcını bileceksin. Hedef kitleni bileceksin. Orada uygulanan şeylerin burada uygulanacağını düşünüyorsan cahilsin abi. Okumuş cahilsin.
Ondan sonra çıkıp söylerler. Ya Kılıçdaroğlu çok beyefendiydi de o yüzden olmadı da, yok bağıracak da çağıracak da. Çok dürüst adamdı da. Çok demokratik adam, çok dürüst adamdı. Hah bak Erkan Aytekin yazmış. Aynen bu abi. Can Ataklı sevdiğim bir adamdı. Geçen videosunda dedi. Vay efendim, HDP'nin olduğu yerde ben olmam. E siktir git o zaman dedi. Ay gittiler işte abi. E gittiler işte. Gittiler işte, ne ağlıyorsunuz daha? Ne ağlıyorsunuz abi? Şey gibi yani, sol gericilikten bahsediyorduk ya, hep Amerika'da olan sol gericilikten bahsediyor. Bu arada onlar da şey yapmışlar ha. Zenci Aragon yapmışlar. Onların yeni icraatı o. Sol gericilikten bahsediyorduk ya. Hep de diyorlardı abi, Türkiye ile ne alakası var? Hep böyle yabancılardan bahsediyorsun. E abicim geldiler işte. Aynı kafaydı çünkü onlar da. Bir tane mesela sinema filmi yapıyorlar, tamam mı? Saçma sapan. Millet tepki gösteriyor. Ondan sonra diyorlar ki beğenmeyen seyretmesin. Film batıyor ondan sonra amına koyayım. İşte aynı kafa değil mi bu? Aynı kafa değil mi? Aynı kafa. Birebir aynı kafa. HDP HDP diyorsun abi, bak HDP yüzünden sen bu teröristlerle, yani teröristlerle bir olan, bir sürü fotoğrafları olan, bazıları direkt akrabası, bazıları direkt kardeşi teröristlerin. Bazıları direkt çıkıp 15 Mayıs'ta Öcalan'ı salacağız diyen çıktı. Bunların hepsi çıktı. Sen bu insanlar bir olursan kazanamazsın diyorsun. Adam da diyor ki siktir git o zaman. E gidiyorlar. O zaman niye ağlıyorsun sen kaybettiğin için? Kaybettiğin için niye ağlıyorsun? Ondan sonra diyorlar ki ya işte celladına aşık olmuşsam. Onu niye ağlıyorsun amına koyayım? 550 bin milyar trilyon kere söyledik. Sadece bu yüzden kaybettiniz. Yani öyle nokta atışı şeyler var ki, şimdi iyilik olsun diye kendi şey adama Piro diye isim koydular. Pirom diye. Sırf o bile kaybettirir oy. Diğeri kadar kaybettirmez ama sırf o bile kaybettirir. Herhangi bir mezhep belirttiği için. Kurumuz kaybedince ağlamadı gerçi mallar. Hala %48 aldık. Çok büyük başarı. O şeydir ya. Halk, aynen, Halk TV'de değil mi? Halk TV'de işte az önce videosunu aradım bulamadım ya. Remixini yapmışlar o kadının. O kadın Piro diyorlardı. Piro. Alevilik de şey demekmiş. Böyle kurucu, lider falan demekmiş. Halk TV'de Alevi diye kazanamadı diyorlar. Bu ülkede Kürt bile kazandı abi. Cumhurbaşkanı oldu. Bu ülkede Kürt bile cumhurbaşkanı oldu. Ama adam seçim vaatleri olarak ben Kürdüm Kürdüm diye gezmiyordu. Bici Serok diye gezmiyordu adam. Hiç bahsetmiyordu yani. Bu şey gibi arkadaşlar, benim aday olup sürekli ateist olduğumu söylemem gibi. Kazanamam ki. Sürekli ateist olduğumu söylemem gibi yani. Hani o sadece ateist olmam bile bana bir eksi olur, değil mi? Ama onu ben bir şekilde toparlamaya çalışmam lazım. Mesela ben ateist olmama rağmen aday olduğum zaman ne yaparım? Derim ki hiçbir parti, bizim partimiz dahil hiçbir parti başa geldiği zaman sizin dininize karışmayacak. Filanca parti gelirse din elden gidiyor diye bir şey de yok. Biz THÇP olarak, Teknik Çözüm Partisi olarak size bu hayattaki vaatleri sunuyoruz. Bu hayatta gerçekleşecek vaatleri sunuyoruz. Tabii ki bu sadece vaatle de olmaz diyorum ya. Mesela belediye alacaksın, o belediyede yaptıklarını göstereceksin. Neler yapabildiğini göstereceksin. Ya da projelerini göstereceksin. Müthiş projeler olacak. Yani öyle projeler olacak ki diyeceksin şu şirketle, ondan sonra işte fiyatı şu kadar, bunun kaynağını şuradan bulacağız, şuraya yapacağız. İnsanlar bakacak ki aha, adamın projeleri hazır. Adamın projeleri hazır. Hadi biz buna destek verelim diyecekler mesela. O kadını bulamadık ya. Kaan Çakma, Kılıçlar kaybetmedi, biz ona kazandıramadık. Evin değilse kansızlık yaptıkları bir kere öz eleştiri yapsalar eyvallah diyeceğim. Bak öz eleştiri yapmayacaklarını da biliyordum. Neden biliyordum biliyor musun? Zaten adamlar kasıtlı kaybediyor gibi gözüküyorlardı. Adamlar gözümüzün önünde göz göre göre kasıtlı kaybediyorlardı. Sadece kaybetmekle kalmadılar. Kendi partilerinden vekil de hediye ettiler. 38 tane. İyice güçsüz duruma geldiler. Yani bunu gözümüzün önünde yapıyorlardı zaten. E ondan sonra bu iş bittikten sonra da aa biz sıçtık ya. Biz galiba sıçtık. Demeyeceklerini biliyorduk. Demeyeceklerini biliyorduk abi. Kesinlikle demeyeceklerdi. Hala da eleştiri var mıdır sizce? Eleştiri oluyor mudur ki? Öz eleştiri oluyor mudur abi? Bak ben Twitter'a girip bakmıyorum. Mesela Eren Erdem öz eleştiri yapmış mıdır sizce? Yoksa CHP büyük bir CHP büyük bir oluşumdur. CHP'yle eleştirmek kimsenin haddi değildir falan. Bu şekilde konuşuyor mudur hala? Yok arkadaşlar, yani gözümüzün önünde ikili sistem deyip duruyorduk ya, gözümüzün önünde abi. Yani gözümüzün önünde kazanabilecek bütün muhalifleri bloke etti adam. Veya işte kimse, o grup bloke ettiler. Özellikle kazanamayacak bir adamı çıkarttılar. Ondan sonra gittiler işte yok Demirtaş bilmem ne deyip kaybetmeyi de garantilediler. Gözümüzün önünde oluyor. Bak abicim, gözümüzün önünde oluyor. Tamam mı? Kimse ağlamasın. Kimse ağlamasın. Ben şu seçimde, bak şu seçimde karşı tarafa, AKP'ye oy veren seçmene, AKP'li seçmene kesinlikle kızmıyorum. Alın bunu da linç malzemesi yapın. Kesinlikle kızmıyorum. Bizim kaybetmemizin sebebi onlar değil. Bizim kaybetmemizin sebebi o. Ben böyle %52 filan da Bu. beklemiyorum. Ben böyle %59
Bizim kaybetmemizi bu reis, 59 reis, bu reis, bunlar. Neden kaybediyoruz sorusunun cevabı. Neden kaybediyoruz sorusunun cevabı. Belki çıkıp kızacak, bu adam tanımıyorum ben. Diğeri küçük köşedeki İlker Canikli değil de büyük şeydeki adamı tanımıyorum. Belki kızacak. Çünkü abicim mesela şu tepeden diyoruz ya, tepeden diğer muhaliflere yalan söyleyenler. Yalan söyleyen tayfa. Onlar ayrı. Onlar ayrı. Onlar bunlar değil. Bunlar da o yalanlara inanan, bu yalanlara inanıp bize aktaran tayfa. Kızdığım tayfa bu. İnanıyorsunuz abi. Bu yalanlara inanıyorsunuz. İnandınız. Yok Europol anketleri, yok bilmem ne %59'muş da 69'muş da. Bunlara inandınız, bir de insanları bilmiş bilmiş anlattınız. Bunlar olacak diye. Bu yüzden kaybediyoruz. Bu yüzden kaybediyoruz abi. Koyun arıyorsanız başka yerde aramayın. Koyun arıyorsanız başka yerde aramayın. Çok güzel sizi tokatladılar. Çok güzel sizi kandırdılar. Muhalefetin şu suyunu tutan o tayfa. Çok güzel kandırdılar sizi. Kendi istedikleri olacak şekilde milletvekillerini yerleştirdiler. Yüksel Taşkın gibi adamları meclise soktular. Neydi ötekisi? Adamın adını unuttum ya. Kafa gitti arkadaşlar, kusura bakmayın. Ergenekon şeyini yürüten adam. Onu koydular. Birçok şeyi de verdiler, hediye ettiler. Sadullah Ergin, aynen Sadullah Ergin. Gözümüzün önünde, gözümüzün önünde. Onlar şu an hepsi mutlu ha. İstediklerini almışlardır. İstediklerini almışlardır. Onlar salak değil ki. Neyin ne olduğunu biliyorlar. Neyin ne olduğunu biliyorlar abi. Vardır bir menfaatleri. Bir menfaatleri vardır. Bir menfaatleri vardır. Ama kötü biziz. Linç yiyecek olan biziz. Kaç seçimden aynısını söylüyorum. Fark etmişsinizdir belki. Diğer yayıncılar, diğer YouTuber'lar çok daha böyle sinirlenmiş durumda değil mi? Çok sinirlenmiş durumdalar. Hani bizim kafamızdaki diğer YouTuber'lar çok daha sinirli. Ulan söyledik falan diyor. Ben o kadar sinirli değilim, fark etmişsinizdir. Saldım çünkü. Yani ben 3 seçimdir aynısını söylüyorum. 3 seçimdir hala da oylar bölünmesi muhabbeti yapıyorlar. Ulan o kadar komik ki. O kadar komik ki. 2 turlu seçime geçtik hala oylar bölünmesin diyor lan adamlar. 2 turlu seçim. Çünkü o oylar bölünmesin tabii ilk bir turlu seçimdeydi. Şimdi 2 turlu seçime geçtik, adamlar hala oylar bölünmesin diyor. O kadar komik ki. İşte bazı şeyler uyduruyorlar. Abi diyorlar ilk turdan giderse yok işte bombalar patlatırlar da bilmem ne olurlar da şu olur da bu olur. Adını bilmiyorum dedim ya, öğrenmeyeyim boşver. 59 reis olarak kalsın aklımda. Sonuna kadar KK sanılanın suçu ona atıyorlar. Ha ikinci tura kalırsa bomba patlatırlar dediler. O iş ne oldu abi? O iş ne oldu? Diğer adayları öyle yapıyorlardı ya, diğer adayları ekarte ediyorlardı. İkinci tura kalırsa bomba patlar. Ne oldu abi o iş? Yani arkadaşlar bakın hesap sormuyorlar. Kandırılanlar hesap sormuyorlar. Çünkü kandırılanlar altta kalmak istemiyor. Bu bir gerçek. Benim gibi insanlara karşı pardon abi özür dilerim sen haklıymışsın demek istemiyorlar. Altta kalmak istemiyorlar. Altta kalmak istemedikleri için haksız olduklarını kabul etmiyorlar. Haksız olduklarını kabul etmedikleri için aynı numaraya bir daha gelecekler. 5 sene sonra aynı numara gene yiyecekler. Al işte şimdi kaydedeceğiz bunu. 2023 şu an 30 Mayıs 2023'e geldik abi. 30 Mayıs 2023. 2028'e geldiğimiz zaman o zaman da diyecekler büyük ihtimalle bu son seçim falan diye. 2028'e geldiğimiz zaman gene aynı muhabbet olacak. Gene aynı muhabbet olacak. Hani diyorlar ya bir daha seçim olmaz. Demokrasi biter falan diye. Niye bitsin ki? Niye bitsin ki? Çünkü dışarıdan baktığın zaman Türkiye demokratik gözüküyor. Ne güzel. Ne güzel. Değil mi? Dışarıdan baktığın zaman Türkiye demokratik gözüküyor. Seçimler niye iptal edilsin ki? Seçimler gene olur. Nasılsa kazanamıyor karşı taraf. Yani seçimlerin olmaması mı daha iyi yoksa seçimlerin olup olup sürekli bir tarafın kazanması mı? 2028'e geldiğimiz zaman gene böyle HDP'li bilmem ne tayfa, gene piromuzu bilmem neyimizi salacağız tayfa, gene aday olacak, gene siz çıkacaksınız, gene siz çıkacaksınız. Ben böyle %52 falan da beklemiyorum. Ben böyle %59 ile %60 arasında bir şey bekliyorum. Gene bunu çıkıp söyleyeceksiniz kanka. Değil mi? 2028'de de aynı boku diyeceksiniz. 2028'de de aynı şeyi söyleyeceksiniz. 2028'de de laf anlatmaya çalışacağız. Lan diyeceğiz. O zaman mesela 3-4 seçim değil mi? 4-5 seçim diyeceğiz. 4-5 seçimde aynı şey oluyor. O zaman da gene diyeceksiniz. Ah oh, muhalefete muhaliflik yapma. İkinci tura kalırsa bomba patlar. Bilmem ne olur. Ne oldu patlamadı. Çıkıp özür dilediniz mi? Yılmaz Güney överler falan. Öyle yazmış. Ha ne fark etti biliyor musunuz? Değişen şu oldu arkadaşlar. Bir önceki seçime göre bizim sesimiz çok fazla çıktı. Bizim gibi insanların sesi çok fazla çıktı. Öyle rahat rahat şey yapamadılar. Rahat rahat oldu bittiye getirip de ha tamam muhalefet bu, muhalefet bu kanka falan diye oldu bittiye getiremediler. Bizim gibi insanların sesi çok çıktı. Ve öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu artık kabul etmek zorunda kaldı. Evet bu insanlar da var. Değil mi? Çünkü ilk turda ne diyorlardı? Tıpış tıpış oy vereceksiniz. Oy vermezseniz işte bak ne demiş adam? Siktir git öteki tarafa. Birçok kişi tamam dedi gitti öteki tarafa. Tıpış tıpış oy vereceksiniz muhabbeti yapıyorlardı. Değil mi? Ondan sonra ilk turdan sonra fark ettiler artık bazı şeyleri. Bazı şeyleri fark ettiler.